Herkese merhabalar arkadaşlar. TYT problemler son tekrarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Neyden başlıyoruz? Oran orantı konusundan başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz problemlerin temeli oran orantı. Peki oran nedir oran? Oran iki çokluğun birbirine bölümüydü. Senin yaşının benim yaşımın oranıydı. Yani bölümüydü. X bölü Y diyorduk. Peki orantı neydi? Orantı iki tane oranın eşitliğiydi. Burada da A bölü B eşittir. X bölü Y dersem gördüğün gibi oran ve orana eşit. O zaman bu da ne olur? Orantı olur. Ve orantı da unutmayın arkadaşlar. Herkesin sadeleşmiş en sade hali bir orantı sabiti olur. Biz de bu K'ya orantı sabitliyorduk. Bu arada arkadaşlar mümkün olduğunca özet bir şekilde yaptım sizin için. Ama anlatırken aralara notlar sıkıştıracağım. Siz de bunları çok iyi takip edin. Peki oran orantı böyle ama bizim işimize yarayacak olan ne? Bizim işimize yarayacak olan genelde şu arkadaşlar. X bölü Y derse 3 bölü 4 derse bakın X 3 ile Y 4 orantılı. Tamam yan tarafta da Y'nin Z'ye oranını söylüyor. O da 5'e 6. Y 5 ile Z de 6 ile orantılı. Heee. Bir dakika. Y hem dörde hem beşe. O zaman diyorsun ki olmaz. Böyle olmaz. Ne yapmam lazım? Bunları bir yerde birleştirmem lazım. Nasıl bir birleştirme? Bakın hemen şurayı bir beşle çarpsam. Hemen burayı bir dörtle çarpsam. Bakın ne oluyor? Y benim için yirmi oluyor. X benim için on beş oluyor. Bu tarafta ne oluyor? Y benim için yirmi oluyor. Z benim için yirmi dört oluyor. Bakın dörtle genişlettim. Burayı da beşle genişlettim. O zaman diyorum ki arkadaşım. X'im on beşken Y yirmi. Y 20 iken Z de 24 olmuş oluyor. O zaman demek ki bunları katlarını buldum. O zaman hemen hızlıca orantı sabiti K demiştik ya. İşte bunların yanına da böyle ufak K'lar koyabiliriz. Çünkü katları da olabilir. Y de ben ne demiş oldum? 20K demiş oldum. En sonunda da Z'ye de ne demiş oldum? 24K demiş oldum. Bu sistem çok önemli çünkü ÖSYM bununla ilgili boyaları karıştırma sorusu sormuşlardı. Boyaların oranları da aynen bu şekilde verilmişti. Aklında olsun. VVV en önemli şey doğru orantı ve ters orantı. En çok karışanlar bunlar. X 2 ile doğru orantılıysa unutma arkadaşım doğru orantı deyince bölme yapacağız. Çünkü niye? Bir çokluk azalırken diğer çokluk da azalıyorsa bu doğru orantıdır. Benim boyum artarken kilom da artar mı? Evet. Mesela tabi burada e, normal bir orantıdan bahsediyoruz. Peki benim e, yaşlandıkça boyum kısalırsa işte tabii yaşlanınca boy kısalıyor. Kilo da azalmış oluyor mu? Oluyor. Burada bir doğru orantı. Belki çok güzel bir örnek olmadı ama olsun. Ne yapacak? İki çoklukta aynı anda artacak ya da aynı anda azalacak. Bu doğru orantı. Sakın karıştırmayın. Ters orantı ne? Biri artarken diğeri azalacak biri artarken ya da biri azalırken diğeri artacak. Bunu sakın unutma. Ters orantıda bu şekilde. Peki doğru orantıda ne yapıyorduk? Doğru orantıda iki çokluğu bölüyorduk. Niye? Çünkü 2 ile doğru orantılısı x bölü 2 yapıyorum ve yine bir orantı sabitini eşitliyorum. Peki ters orantıda ne yapıyorsun? Ters orantıda da çarpma yapıyorsun arkadaşım. 2 ile x'i çarpıp buraya k diyorsun. Tabi burada k'da da ikisinin ekoku şeklinde yaparsan çok güzel olur. Ve burada gözden kaçırmaman gereken bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Mesela bakın arkadaşlar doğru orantıysa bu iki adam bir doğrusal grafik şeklinde olacaktır grafiklerde. Ters orantıysa arkadaşım ters orantıda biri artarken diğeri azalırsa işte bu da Azalan bir eğri şeklinde görüntüsü olacaktır. Yani bazen sorularda doğru orantı ters orantı değil de sana bu grafikleri gösterirler. Sen buradan da hemen hangisinin doğru hangisinin ters olduğunu anlayacaksın. Mesela başka bir örnek var hocam. 3 kilo peynir 120 TL ise 5 kilo peynir nedir arkadaşım? İşte burada yapacağımız şey içler dışlar arkadaşlar. Hemen o zaman ne olacak? 3x eşittir 600 diyeceksin. O zaman buradan da x eşittir 200 demiş olacaksın. Hemen bir yandakine gelelim. Bakın ne yaptık? Doğru orantıda yan yana yazdık ama çaprazlamasına çarptık. Peki ters orantıda ne yapacaktık? 3 işçi 12 saatte bitiriyorsa, bitiriyorsa 9 işçi daha çabuk, daha hızlı bir şekilde bitirecek. İşte burada bir ters orantı var. İşçi sayısı arttıkça bitme süresi de azalmış olacak. O zaman burada da ters orantıda da karşılıklı çarpıyoruz. 3 kişinin 12 saatte yaptığı iş sanki 3 kere 12'ymiş gibi ve de 9 işçi bunu kaç saatte yapar derken de hemen 9 çarpı x yapıyoruz. O zaman 9, 3, 3 gitti. X'imize ne dedik? 36 bölü 9'dan 4 demiş olduk bir bakıma. İşte bunları unutmuyorsun. Aklında duruyor. Geçtim. Artık sorularıma geçtim. Bu arada daha konumun başında söyleyeyim arkadaşlar. Acaba sorular nasıl? Güzel mi? İzlesem mi? diye düşünen arkadaşlar varsa bunu başta söyleyecektim. Unuttum ama gerçekten son zamanlardaki sorulan soruları getirdik. Simülasyonu koyduk. Bazılarını biz kendimiz ekledik. Bazılarını da yeni ÖSYM'nin sorduğu soruları mantığı neymiş diye göstermek için koyduk. Ahanda ilk soru bu. ÖSYM buna benzer bir soru sordu. Diyor ki Semih bir kalıp kek tarifi için malzeme olarak. Bakın artık pandemiyle birlikte artık Semihler de ne yapıyor? Kek yapıyor arkadaşlar. 3 bardak un ya da 2 bardak irmik. Bak ne yapacaksın bu kalıp kek için? 3 bardak un ya da 2 bardak irmik kullanacaksın. Sonra 200 mililitre süt kullanacaksın. 2 adet de yumurta kullanacaksın. Ama burada unun varsa un, irmik varsa irmik. Hiçbir sıkıntı yok. 6 bardak unu var. 1 litre sütü var. 12 adet yumurtası olan semik. Bakın her şeyden fazla fazla var. Elimdeki unun tamamı bitene kadar bu tarife göre kek yapıyor. Bir kere bir dakika şimdi. Elimdeki unun ne olacaktı benim? 3 bardak olacaktı. Bende ne var? 6 bardak. Oba. O zaman benim ben ne kullanırım bitene kadar? 2 kat unum varsa 2 kat süt kullanırım. Peki devam ediyorum. 2 katta ne kullanırım arkadaşım? Yumurta kullanırım. O zaman ne yaptım? 4 adette yumurta kullanmış oldum. O zaman ne diyorum arkadaşım? Benim elimde şu an ne oldu? Bak iki katını kullandım bitti. Evet, i̇ki katını kullandım ama geriye ne kalmış oldu? 600 mililitre sütüm var ve de arkadaşım neyim var? 8 adet yumurtam var. Bakın 8 adet kısaca yumi yazalım buraya. Yumi de yumurta olsun. Evet semi elindeki unun tamam bir tane kadar tarifi kek yaptım. Sonra un kalmadığından bunun yerine yeterli miktarda irmik. Yeterli miktarda irmik kullanarak yani ne kadar irmik olduğu sorun değil. Kullanacağım. Tamamı bitene kadar tarife göre kek yapmaya devam etmiştir. Son durumda seminerinde kaç yumurta kalmıştır diyor. Arkadaşım bak 20 kaç tane olursa olsun yeteri kadar var diyor. Artık bunun ne olduğunu düşünmeyeyim. Çünkü yumurtalara bakacağım. Benim elimde ne kaldı? 200 mililitre süt. Şey 600 mililitre süt. O zaman 200'den ne yapacağım? 3 katını alacağım. 600 mililitre süt aldım mı? Aldım. Sütü ne yaptım? Finito. Süt ne oldu? Bitti. Dağda kalmadı. 3 katı kadar kullandım. E yumurtalardan ne yapacağım? Yine aynı şekilde 3 katı kadar kullanacağım. Niye? Çünkü arkadaşım bu bir doğru orantı. Ne kadar çok süt, o kadar çok yumurta. O zaman geriye ne kalmış oluyor? 2 adet yumurta kalmış oluyor. Biz de bu soruyu da güzel bir şekilde yaptık. İnanmazsın. ÖSYM 3 sene önce ya da 4 sene önce bu soruyu sordu. Ve biz de çok güzel bir şekilde anlattık. Gerçekten de ÖSYM problemlerde evet bazen yardırıyor, çok zor soruyor ama bazen de böyle basit bir şekilde oran orantı soruyor. Göreceksin şimdi taslağımın içinde gerçekten de yine güzel sorular var. ÖSYM'nin ÖSYM'den devşirdiğimiz, onların zihnine, onların aklına girmeye çalıştığımız soruları göstereceğim. Bazıları gerçekten kolay, bazılarında taktik gerekiyor. Hepsi senin için var. Geçtim bir başka soruma. Aşağıda Farklı miktarlarda limonata sarı gördüğünüz gibi 2 özde şişe verilmiş. A ve B şişelerindeki limonata miktarları sırasıyla 4 ve 3 ile orantılı. Ha, bir dakika. Bu arada farklı miktarda limonata var. 2 özde şişe bu arada. Dikkat. O zaman ne diyorum? A ve B şişelerinde limonata miktarları 4 ve 3 ile orantılı. O zaman ne diyorum bakın? 4 bölü A şişesi 3 bölü B şişesi. E o zaman bunlar 4'ün katı ve 3'ün katı mı? Hemen o zaman A şişesine ne yazıyorum? 4K. B şişesine de 3K yazıyorum. Çünkü 4'e 3 oran var. Unutma arkadaşım. Devam ediyorum. A ve B şişelerinin boş kısımları da sırayla 8 ve 5 ile ters orantılı. Aa bir dakika şimdi. Ters orantı deyince ne yapıyordum? Çarpma. 8 kere A eşittir. 5 kere B. O zaman ben de diyorum ki... Al sana 40K değil 40M diyorum. Bakın ters orantıda sakın buraya K yazmayın. Niye? Çünkü bölülerle uğraşırsınız. Yapmayın lütfen gözünüzü seveyim yapmayın. Ne yapın? O ok kekini yazın. O ok keki yazarsan ne olur? A'da ne varmış? 5M boşluk varmış. B'de ne varmış arkadaşım? 8M boşluk varmış. Boş kısımlarda böyleymiş. Zaten bunun 4K'sı doluysa burası 5M. Bunun 3K'sı doluysa burası 8M olmak zorunda zaten. Çünkü niye? Biri daha az olacak. Yanlış yapmadığımızı buradan da anlayabiliriz. O zaman bunlar özdeşlerse hemen ben buradan bir patlatayım. Kırmızıyla artık bunu sonlandırayım. Ne var burada arkadaşım? 5M artı 4K neye eşit olacak? 8M artı 3K'ya eşit olacak. Attım 3K'yı karşıya burada K kaldı. Attım 5M'yi karşıya burada 3M kaldı. K eşittir 3M oldu mu? Oldu. Bana diyor ki A şişesinin boş kısmı. Neydi bu? 5M'ydi. B şişesinin dolu kısmı 3K'ya oranını soruyor. Yani 5K bölü 5M bölü 3K'yı soruyor. Peki K neydi arkadaşım? 3M'ydi. Yerine hemen yazayım o zaman. 3 kere 3M yazdım. O zaman burada oran ne çıktı? Ne çıktı? 5M bölü 9M dedik ve buradan da cevabımı 5 bölü 9 olarak güncellemiş bulmuş oldum. Gerçekten de hoş bir soruydu, güzel bir soruydu. ÖSYM yine buna benzer bir soru sordu ama gördüğün gibi tamamen bilgi, tamamen saf bir şekilde soruyu çözme hali dedik ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Geldik bir başka oran orantı sorusuna. Gerçekten de ÖSYM Bakın ciddi ciddi çok zor sorular sormuyor ama sadece göz el koordinasyonunuz olması lazım. Yarı çapı 5 birim olan o merkezli dairesel parkur var bir tane. Yarı çapı üzerinden her bir birimi 5 eş aralığa bölen bakın bir birim dedik ve bunları da 5 eş aralığa bölüyorum. Yani bir birimi 5'e bölersen 1 bölü 5 yani 2 bölü 10 yani 0,2 her bir yuvarlak 0,2 olacak. Sonra bu noktalardan geçen o merkezli çember yayları şekilde gösteri gibi çizilmiş. O noktasından iki tane mızrak ok atışı yapan Mert ilk attığı mızrak B'ye geliyor. İkinci attığı da A'ya geliyor. Yani attı ya güç kaybetmiş demek ki. İkincisi A'ya düşmüş. B noktasının O noktasının uzaklığı neymiş arkadaşım? 96 metreymiş. O zaman A noktasının O noktasının uzaklığını soruyor. Buradan burası neymiş? 96 metreymiş. Bak şimdi bak. 96 metreymiş. O zaman düşünsenize bunun tamamı 5 değil miydi? Peki her bir birim arası eşit bölünmüştü. Biri 5'e böldük 0.2 idi. O zaman 5'ten 5'ten 0.2 çıkarsa demek ki 4,8 birim neye denk geliyormuş arkadaşım? 96 metreye denk geliyormuş. Bize sorduğu da A noktasının uzaklığıydı. A'ya da bakarsak 1 2 3 3, 2, 3, 4, 3, 6. Demek ki bu da arkadaşım 3,6 birim ötedeymiş. O zaman bana ne soruyor? Buradaki A'nın uzaklığını soruyor. Biz de ne yapacağız şimdi? Oran orantı yapacağız. O zaman birim arttıkça ya da birim azaldıkça metrede azalacak mı? O zaman içler dışları patlattım. Ne dedim? 4,8 çarpı X eşittir. 96 çarpı 3,6 dedim. Hemen iki tarafı da 10 ile çarpsam Burası 4,8 burası 36 olur. Her iki tarafı 12'ye bölersem burası 4 burası 3 olur. Burada 4'ü 96'ya bölersem 100 olsaydı 25'ti. Burada ne kalır? 24 kalır. O zaman x'im ne oldu? 72 olmuş oldu. Bazı arkadaşlar diyecek ki ne kastım be hocam? 48'in 2 katı 96. 36'ın 2 katı 72. Yaptım bittiler. Ben de sana eyvallah derim. Hiçbir şey demem. Evet güzel bir şekilde oran orantıyı bitirdik. Şimdi sayı problemlerini sayı problemlerine geçtik ve Emre hocamız size ders anlatmıştı burada. Ben çok iyi biliyorum. Ben de zaten sizler gibi takip ediyorum. Güzel bir şekilde Emre hocam müthiş anlatmıştı sayı problemlerini ve demişti ki geçen sene 2020'de gerçekten 7 tane soru sordular demişti. Çünkü her problem sayı problemine girer arkadaşım. Hareket problemini bile oradaki hızı silsen başka bir şey yazsan orada ne oluyor? O da bir sayı problemi oldu. Peki sayı probleminde ne yapacağız? Birinci dereceden bir bilinmeyenli veya iki bilinmeyenli denklemler kullanacağız. Ne yapacağız? Bütün yazılanları biz denklemlere döndüreceğiz ve biri bilinmeyenli veyahut da iki bilinmeyenli yapacağız. Denklem sistemi oluşunca da malum denklemler nasıl çözülür? yok etmeyle ya da yerine koymayla yapacağız. Bunları kullanıp sonuca ulaşacağız. Ama burada çok önemli bir şey var ki tek değişkene indirmemiz lazım. İşlem kalabalığı olmasın. Mesela adam bize diyor ki toplamları 11 olan iki sayı. O zaman sen bunlardan birine x diyeceksin birine y demeyeceksin. Birine de 11 eksi x diyeceksin. Toplamları çünkü bunların. Farkları 3 olan iki sayı. O zaman birine x diyeceksin birine x eksi 3 diyeceksin. Ya da birine x artı 3 diyeceksin birine x diyeceksin. Bunların ikisinin de farkı yani aralarındaki fark 3 olacak arkadaşım unutma. Ya da ya da bir sayının 3 katının 2 eksiği derse burada da basit bir işlemle 3 katının 2 eksiği x'i 3'le çarp 2 çıkart var. Bir de 4 fazlasının 5 katı derse o zaman burada da x sayısının 4 fazlasını alıp onu 5 ile çarpacaksın. Hocam soldan çarpma olur mu? Kesinlikle olur. Sağdan da olur, soldan da olur, hiç fark etmez. Ama şu dediğim çok önemli arkadaşım, burayı sakın kaçırma. Ne yaparsan yap, e, aşk ile yap değil tabii ki de. Ne yaparsan yap arkadaşım, e, kesinlikle ve kesinlikle tek değişkene döndürmeye çalış. Çok rahat edersin ve soruları çok hızlı ve sonucu garanti kafan karışmadan çözersin. Sayı problemleri çok önemli. Merak etme, yine çok güzel sorularla anlatmaya çalışacağım. Geldim buraya. Bir okulun yapacağı bursluluk sınavı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu sınav 38 sorudan oluşmaktadır. Sorular kolay ve zor olmak üzere iki grupmuş. Ve kolay soruların iki tanesini doğru yapana 3 puan, zor soruların da 3 tanesini yapana 5 puan veriliyor. Bu sınava giren İdil'in soruların hepsini doğru cevaplamıştır. İdil'in kolay sorulardan aldığı puanlar, zor sorulardan aldığı puanlara eşittir. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Bizim sınavımız nasıl? kolay ve zorlardan oluşuyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle iki tanesini doğru yapana 3 puan verdiklerine göre ben 2 K tane bakın 2 K tane kolay soru olduğunu söylüyorum. 2 tane K kolay soru. Mesela 4 tane kolay soru varsa o zaman demek ki bu 2 tane 3 puan olacak. O zaman kaç tane 3 puan alacak? Demek ki K tane 3 puan alacak. Bakın bu soru bu soru sayısı bu da puanı. Bakın bu da puanı. Puanı ne olacak o zaman? 3K olacak. Devam ediyorum, devam ediyorum. Bakın tek değişken yapalım dedik ama bazen de kafamız karışmasın diye daha güzellikler varken onu yapacağız. Buradan da 3Z tane soru varsa bakın 3Z tane soru varsa burada da zorları da 3'e bölersen arkadaşım Z tane 5 puan almış olacak. O zaman bunu da Z kere 5 dersin. İşte bu kadar. Olayın rengi budur arkadaşım. İşte olay bu kadar çözülür. Peki nasıl yapacağım buradan da? Ben şunu biliyorum. Ben şunu biliyorum. 2K artı 3Z eşittir nedir? 38 sorudur. Peki ben başka ne biliyorum? Benim aldığım puanlarda birbirine eşit miydi? Evet kesinlikle eşitti. O zaman 3K eşittir 5Z'ydi. E ben burada sana ne demiştim dostum? Ben sana demiştim ki kesinlikle ve kesinlikle bunların o kekini al demiştim. 15A dersen hemen K benim için ne olur? 5A olur. Z benim için ne olur? 3A olur. O zaman koy şurada yerine bakalım. 2 kere 2 kere 5A 10A oldu. Artı 3 kere 3A 9A oldu. Buradan da 38 çıkmış oldu. O zaman 19A benim için 38 ise a buradan ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Bana ne diyor? İdinin çözdüğü zor soruların sayısı zor soruların sayısı bakın soru 3 seydi. 3 3Z s arkadaşım 3 s zor sorular. Peki z neydi? 3 aydı. O zaman 3 kere 3 a demek ki idinin çözdüğü zor soru 9 e, a. E a'yı da 2 bulmuştum. Aşama aşama gittim ve 18 tane olduğunu görmüş oldum. İşte arkadaşlar sizden ricam lütfen ÖSYM bunu çok kullanıyor. Soru yapıyor puan yapıyor ve sadece bir değişkene bağlı kalmıyor. Diyor ki oda sayıları ya daha doğrusu odalarda 2 kişi üç kişi kalacak diyor. Oda sayıları birbirine eşit diyor. Mesela iki kişi kalırsa o zaman 2K insan kalır. 3 kişi kalırsa odalarda 3K insan olur eşitse sayılar. Biri diğerinden bir fazlaysa birinde K kalırken 2 kere K 2K artı 1. 2 kere k 2k. Diğerinde de k artı 1 oda varsa 3k ile k 3k ile artı 3'ü yapmış olacaksın. Demek istediğim şey oda sayıları ve kalan ne olacak? Oda sayıları ve odanın kaç kişilik olduğu veyahut da başka türlü sorular ve puanlar. İşte hep iki birim verecek. Hatırlarsınız belki çıkmış sorularda. Fare, ilaçlar ve tabletlerin gramı. Tabletlerin sayısı, tabletlerin gram ağırlığı. Ve bunlar çok sorulacak. O yüzden ne yaparsanız yapın bu ikili sistemi tablolar halinde kullanmanız lazım. Kesinlikle tablolar halinde kullanmayı çok öneriyorum. Ve mümkün olduğunca da tek bilinmeyene getirmeye çalışacağız. Ama gerekirse de iki bilinmeyende hızlıca çözeceğiz. Geldim bir başka soruya. Bir ses yarışmasında 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu kullanmaktadır. Yarışma aşağıdaki kurallar yapılmaktadır. 30 kişinin katıldığı bu ses yarışmasında... Bir yarış başarılı sayılması için en az 2 evet alması lazım. Bir dakika 3 kişi oyluyordu en az 2 evet alacaksam o zaman evet 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 ve evet evet hayır beni kurtarır. Jüri üyeleri 44 evet oyu verdiği için bu ses yarışmasında 10 yarışımız başarılı olmuştur. Demek ki bunları alan kim var? 10 kişi başarılı olduğuna göre onlar ya 3 evet aldı ya da 2 evet aldı süper. 44 evet oyu kullanılmış bu arada. Onları da ayarlayacağız birazdan. Bu arada yarışmaya da 30 kişi katıldı. Hiçbir yarışmacı da 3 hayır almadı. Bir dakika şimdi. Zaten ne var ki elimde? 3 evet, 2 evet, 1 evet. Bakın 1 evet. Bir de ne var arkadaşım? 3 hayır var. He! O zaman diyor ki bana hiçbir yarışmacı 3 hayır almadı. Tamam. 30 kişi katıldı. Herkese oy verildi. E 10 kişi o zaman bunlardan 10 kişi benim başarılı olduysa onlar da bunlar. E peki yarışmaya katılan kaç kişi vardı? E yarışmaya katılan 30 kişi vardı. Demek ki 30 kişinin de 20'si başarısız. E 20'si başarısızsa o zaman piyasada ne var? 20 evet ve 40 hayır var. E peki jüri üyeleri toplamda 44 evet oyu kullandıysa Demek ki bu vatandaşlarda geriye kalan 20 evet buradaydı. Demek ki bu vatandaşlarda ne yapacaklar? 24 evete sahip olacaklar. Şimdi 3 evet, ayı, 3 evet oyu alan yarışmacı kaç tanedir gibisinden bir soru var. O zaman arkadaşlar bakın dikkat edin şimdi dikkat edin. Burada 10 kişi vardı. Bana 3 eveti sorduğu için ben diyorum ki X kişi olsun. Peki buraya ne, ne yazacağım? Y değil işte bakın. 10 kişiydi. Buraya da 10 eksi x yazacağım. O zaman 3 evet x kişiden 3 x tane evet gelir. 10 eksi x 2 kişiden 2 çarpı 10 eksi x tane evet gelir. Toplamda kaç evet vardı kalan bana? 24 evet vardı. Hemen toparlayayım o zaman. 3 x artı 20 eksi 2 x eşittir 24 olduğuna göre x dedim. 3 x'ten 2 x çıktı. x dedim. 20'yi de karşıya salladım x eşittir. 4 çıkmış oldu. Ve ben bile bile bilerek işlemin sorulan soruya bakarak 3 evete ne demiştim? x demiştim arkadaşım. Müthiş bir şekilde çok güzel taktiklerle yaptık. Yine söylüyorum bakın tek değişkene göre yaptım. Bir, ikincisi bütün ihtimalleri yazman lazım. Bütün ihtimalleri düşünmen lazım. Artı ne soruyorsa ona x'te arkadaşım. Ne soruyorsa ona x'te. Çünkü sonradan da neye x dediğini unutursun. Mesela buna 10 x dersin. Sonradan ondan çıkarmayı unutursun patlarsın. Kesinlikle kimi soruyorsa ona bilinmeyeni vereceksin. Geldim son soruma. Buradaki sayı problemlerindeki son sorum. O da şu. İstanbul'dan Kapadokya'ya tura katılan 140 kişi. Kapadokya'ya gidiş ve İstanbul'a dönüş için A ve B havayolu firmalarıyla seyahat etmiştir. Tura katılan 85 tanesi gidişte A hava yolunu, 78 tanesi ise B hava yolunu tercih ederken 77 kişi 77 kişi gidiş ve dönüşte farklı hava yoluna seyahat etmiştir. Buna göre B ve A hava yoluna gidip A B B hava yoluna gidip A hava yolu dönen toplam kişi sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşım buraya dikkat. Bakın şimdi bu gibi soruları ben tabloyla yaparım. Biraz önce de söylemiştim burada A B olsun ve bunlar gidiş olsun bakın bunlar gidiş devam edelim şöyle çekelim şöyle çekelim şöyle yapalım şöyle yapalım ve unutma arkadaşım burada da A olsun burada da B de olsun bunlar da dönüş Bakın şimdi bunlar da dönüş dikkat edin şimdi arkadaşım bize ne soruyor bize buralarda şimdi ben harfler vereyim A vereyim B vereyim C vereyim ve D vereyim şimdi çok dikkat 140 kişi miyim ben? Tura katılan toplam 140 kişi mi? O zaman bu 140 kişi kesinlikle ne yapacak? Tura katılan 140 kişi olduğu için A, B, C ve D'de ne yapacak? Bunlar 140 kişi olacaklar. Şimdi böyle yazarsam ne oluyor arkadaşlar? Çok dikkat edin. Bunları ben dörde ayırdım. Bak bu ne demek biliyor musun? Gidişte A'yı tercih etti. Dönüşte de A'yı tercih etti. Gidişte B'yi tercih etti. Dönüşte de bakın dönüşte A'yı tercih edenler bunu yazdım. Dönüşte B'yi tercih edip gidişte A'yı tercih edenler ve hepsini ayrı ayrı B'yi ve gidişte B'yi de hepsini ayrı ayrı yazdım. Bak böyle yaparsan çok rahat edersin. Başka türlü YouTube'da izlersin X'ler mixler derler kafan karışır. O öyle oldu bu böyle gitti. Hiç gerek yok tablo yap işi kurtar. Bak şimdi ne diyorum. Tura katılan 85 tanesi gidişte A oyunu tercih etmiş. Bakın gidişte A'yı tercih edenler kimler? Gidişte A'yı tercih edenler A artı C kişi neymiş? 85. Hocam gidenler bunlar kaç tanesi kaldı falan filan kafanı yorma. Bak 85 burada hocam geriye işte 65 kişi mi kaldı veyahut da 55 kişi mi kaldı diye kafanı yormuyorsun. Ne yapıyorsun sonra? 78 kişi dönüşte B yolunu kullanıyor. Bak B yolu dönüşte. B yolunu kim kullanıyor? C artı D 78 kişi. Tamam. Bir de ne var arkadaşım? Çok dikkat et şimdi. Dönüşte B tercih ettiler. 77 kişi gidiş ve dönüşte farklı. Bak bu giderken A'yı kullandı. Dönüşte ne yaptı? Giderken A'yı kullandı, dönüşte C'yi kullandı. Bu adam bir bir de bu adam ne yaptı? Giderken B'yi, dönerken A'yı kullandı. O zaman bu da ne olmuş oldu B. Bu arada tabii bu A B'ler belki kafanızı karıştırır. A mı diyorsun hocam? Bu A'dan bahsediyorsun diye. Buralara başka harflendirme versek güzel olurdu ama olsun. Biz böyle güzel bir şekilde anlatalım, devam edelim. Buna da ne olmuş oldu? 77 olmuş oldu. Şimdi taraf tarafa toplarsam ne geliyor elime? A B C D. Bakın A da geliyor, B de geliyor, C de geliyor, D de geliyor. A B C D. E bir de ne geliyor? İki tane daha C geliyor. Şimdi benim Şurası kaçtı arkadaşım? 140'tı. Bakın şimdi. Burada pratik, sınav anında hem beynin yorulmasın hem de zaman kazan. Bunları topladığımda da burada da 70 70 140 var. Artı 8 7 15 var. Burada da ne var arkadaşım? Geldi sana 85'ten dolayı 100. Bak bunlar birbirini götürdü. O zaman C neymiş arkadaşım? C otomatikman 50 çıkmış. İşte bu. Bak şimdi C'yi 50 buldun tek tek döşeyelim şimdi bakın. C'yi 50 bulduk. B'yi kaç bulduk? C ile B'nin toplamı e, 77 idi 27 bulduk. C ile D'nin toplamı 78 idi 51 bulduk. Ve de ondan sonra arkadaşlar neydi burası da? A ile C'nin 85 85'ti. Burayı da 35 kişi bulmuş olduk. Şimdi çok dikkat edin. B hava yoluyla gidip bakın giderken B'yi kullanan dönüşte de A'yı kullanan kaç kişi vardır diyordu. Biz de bunu ne bulmuş olduk? 27 kişi bulmuş olduk. İşte tablo 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 böyle çok fazla gidiş dönüş bir giderken ters onu onunla gidip biriyle gidiyor biriyle gitmiyor. Bu gibi şeylerde kafanı karıştırma. Toplam giderken bunlar dönerken bunlar. A'ya gidişler B'ye dönüşler. Hiç kafanı karıştırmazsın çok rahat bir şekilde yaparsın. Geldim kesin problemlerine arkadaşım. Kesir problemlerinde yapman gereken bir bütünün parçaları olduğuna dikkat edeceksin. Mesela adam sana diyor ki 2 bölü 5 kişi diyor. Bak 2 bölü 5 kişi derse yani 5'te ikisi. Demek ki bu insanlar kişi sayısı 5'e bölüne bir şey, bilen bir şey. O zaman tamamı 5'tir aklında olsun. Yani burada payda sana çok büyük yardımcı olacak. Denklem kurarken soruda verilen çok fazla payda varsa genellikle bunun ekokunu al. Mesela adam ne yaptı? Elindeki malın ilk önce 1 bölü 3'ünü sattı. Sonra kalanın 4 bölü işte 4 bölü 7'sini sattı. Falan gibisinden şeyler söylerse o zaman sen bu malın tamamına ne de biliyor musun? 21K'dı. Buradan yürürsen çok rahat edersin. Mesela ilk başta ne satmış? 7K satmış. Sonrasında arkadaşım geriye 14K kalmış. 14K'nın da kalanın 4 bölü 7 istediği için 14'ü 7'ye böldüm. Hemen ne çıktı? 2K. 4 ile çarptım 8K. Bir de onu sattı. Buradan da yürürsün gidersin. Peki genelde kesir problemleri nedir? Aslında sayı problemleri dahildir. Bazı kitaplar direkt bunu sayı problemlerine koyuyor. Sadece şunu yapman gerektiğini bil diye. Bilip kesir problemini sayıdan devam ettiriyorsun. Bir sayının yarısının 3 eksi. Bak işte kesir problemi diyorsun ama sayı problemi yarısı deyince yarısının 3 eksiği. E, bir sayının bir fazlasının 2 bölü 5'i. Bak bir fazlasını aldın bir de 2 bölü 5'i. 2 bölü 5 demek hemen çarp demek çarp ya da 5'e böl 2 ile çarp demek. Hiç fark etmez. 2 bölü 5 demek 5'e böl 2 ile çarp demek aklında olsun. Bir sayının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü bakın x sayısının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü çarpmada ne vardı? Paranteze gerek yoktu. Birleşme özelliği vardı. Hemen o zaman parantez dahilinde yaparsın bitirirsin. İşte bu kadar arkadaşım. Kesir problemlerinde şu k muhabbetini unutmuyorsun. Bir de sorularda verenleri çok güzel bir şekilde yazıyorsun. Geldim buraya yine burada bakın bir otobüse erkek binerse 3 erkek binerse yolcuların 1 bölü 3 erkek oluyor. Eğer otobüsten 4 kadın inseydi yolcuların 4 bölü 5'i kadın olacaktı diyor. Bakın yine erkek kadın yine inen binen o yüzden arkadaşım ben buraya erkekler ve ben buraya kadınlar diyorum. Ve arkadaşım unutma bu otobüste kaç tane erkek var mesela başta? bilmiyorum. Bakın hemen EYK yazmıyorum. Neden biliyor musunuz? 3 kişi binerse yani buraya erkeklere 3 kişi eklenirse erkekleri binerse yolcuların 1 bölü 3'ü erkek oluyormuş. O zaman toplam kaç yolcu var piyasada? 3K tane yolcu var diyebilirsin. K ile karışmamasını istiyorsan 3A tane yolcu var de. O zaman demek ki burada A tanesi erkek. Bak 3 erkek bindiğinde A tanesi erkek, 2 A tanesi kadındır diyeceksin. Bakın bazen size 3 eklenmiş halini söyler sana 1 bölü 3 diye. Hiç kafanı karıştırma dostum. Ne yap biliyor musun? Hemen 3 eklenmiş hali buysa ilk durumda A eksi 3 kişi vardır. Kadınlardan inen binen olmadığı için ilk durumda 3A'ya 2A kişi vardır. Şimdi bana diyor ki eğer otobüsten Dört kadın inseydi. Bakın inseydi derken bu halinden değil. İlk duruma göre soruyor. Dört kadın inseydi otobüsten o zaman 2A eksi dört kadın kalırdı. Ve de erkeklerde bir değişiklik olmazdı. Ve de yolcuların dört bölü beşi kadın olurdu. E toplayalım yolcuların tamamını. 3A eksi yedi kişinin ne olacakmış? Dört bölü beşi kadın olacakmış. E tamam bütün herkesin dört bölü beşi ne oluyor arkadaşım? 2A eksi dört oluyor. Bakın bunun altında görünmez bir 1 vardır. Paydamız 5 olacak. O zaman 5'i çaprazlamasını da karşıya atabiliriz. O zaman yukarıyı çarpalım hemen. 12a eksi 28 eşittir. 10a eksi 20 olmuş oldu. Attım karşıya 28'i. Bakın 12 12a burada. 10a'yı attım karşıya. Artı 2a. 28'i attım. 28 eksi 20'den dolayı 8 geldi. A eşittir. Ne çıkmış oldu? 4 çıkmış oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Ne olmuş oldu? Olayı bitirmiş oldum. Çok da güzel oldu. Çok da iyi olmuş. Oldu bu soruyu da çok güzel bir şekilde hallettik. Yine söylüyorum, yine hatırlatıyorum. Bazen sorularda böyle ekleme yapıyor. Sen ilk eklenmiş halin değil. Şunu bir sonraki aşamayı düşün. O zaman bir tane geriye hızlıca gidersin ve kişi sayılarını bulursun. Yine kafa karıştırmazsın. Yine halledersin. Bu gibi sorularda çok iyi olur. Geldim bir sonraki soruma. Bir fırında Gün içinde toplam 240 simit poğaça satılmıştır. Bu satışla ilgili bilgiler poğaçalardan tanesi 2 liradan simitlerden ta, simitler 1 liradan satılıyor. Poğaça 2 lira simit 1 lira. Poğaçaların tamamı simitlerin 1 bölü 9'u tek, tek tek satılmıştır. O zaman ne olacak arkadaşım? Poğaçaların tamamını satıyorum. Simitlerin de 1 bölü 9'unu satıyorum. Tamam tek tek sattım. Poğaçaların tamamını satarsam elimde ne kadar poğaça olduğunu bilmiyorum. Simitlerin de 1 liradan 1 bölü 9'unu satıyorum. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim arkadaşım? Poğaçalara P diyeyim. Simitlere de ne diyeyim biliyor musun? 9S diyeyim. Ve kalan simitlerinde 3 tanesini alana bir tane simit ücretsiz olarak veriliyor. O zaman bakın soru da bize yardımcı oluyor zaten. Ben ne diyorum? Elimde P tane poğaça ve 9 tane simit var benim. 9, 9S tane simit var. Ve bunların toplamı ne arkadaşım? 240. Devam ediyorum. Ben poğaçaların tamamını satarsam e, 2 liraydı. O zaman kazancım ne olacak? 2 P lira olacak. Peki ben simitlerden de 1 bölü 9'unu yani 9S'in 1 bölü 9'u S'tir. Onları da 1 liradan satarsam S lira kazanırım. Simitleri de 1 liradan sattım. S lira kazandım. Geriye ne kaldı arkadaşım? 8 S simit kaldı. Yalnız burada 3 tane simit alana bir simit ben veriyorum. Yani aslında adam ne yapıyor? 4 alıyor, 3 ödüyor. Bak 4 al, 3 ede kampanyası yapmışız. O zaman ne yapacak bu adam? 4'er tane aldığında demek ki bu adam 2S alacak. Yani 2S taneyi 2S tane 4'lü satacak. Ama para olarak 3 tane alacak. Yani ne yapacak? 6S para alacak almış olacak. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Gerçekten de çok mantıklı. Çünkü 4 tane varsa 3 tane ödüyordu. E 8 8 de tabii ki de ne yapacak? 6 S ödemiş olacak. Bu arada tabii ki de simitler bilir olduğunu unutmayalım. O zaman benim kazancım ne oldu? Bir de buraya 6 S eklendi. Buradan da toplam ben ne kazanıyorum? 260 TL kazanıyorum. Hemen bana fırında kaç tane simit olduğunu sormuş. Ben simitleri istiyorsam yukarıyı bir eksi -2 ile çarptığım anda olayım biter arkadaşım. Hemen taraf tarafa da toplarım bu arada. 2P, eksi 2P, 2P ile toplarsam burası birbirini götürmüş. Eksi 2, S, eksi 2'yi çarparsam eksi 19S aşağıda ne oluyor arkadaşım? Hemen söyleyelim 7S'den dolayı eksi 11S oluyor. Eşittir. Burada ne oluyor? Eksi 2 ile çarparsam eksi 480. Taraf tarafa topladığımda da gördüğün gibi 220 gelmiş oluyor. Hangi 220? Eksi 220 oluyor. Her iki tarafı da eksi 11'e bölersem S eşittir. Ne çıkmış olacak? 20 çıkmış olacak. Bakın kaç tane simit satmıştır diyordu. 20 tane satmadı arkadaşım. Çünkü ben simitlere 9 S demiştim. O zaman 9 kere 20'den dolayı benim cevabım ne çıktı? 180 adet simit satılmıştır dedim. Ve bu güzel soruyu da yine güzel bir şekilde bitirdim. İşte bakın bu gibi sorularda 1 bölü 9 diyor ya sen 9 estersen çok rahatlarsın. Gerçekten soru sana merak etme. Bir sonraki aşamayı çok fazla kastırmayacak. Gördüğün gibi bir, bir, bir parçasını satarsa 8 parça kalır. 4 al 3 ededen dolayı da zaten ne yaparsın 8'in 6'sı parası alırsın dedim. Ve bu soruda da yine denklem 2 bilinmeyen 2 denklem süper oldu. Geldim yaş problemlerine. Artık burada da yaş problemlerinde bilmem gereken şey şu. Bir kişinin bugünkü yaşı x olsun. A yıl önceki yaşı x eksi a'dır. A yıl sonraki yaşı x artı a'dır arkadaşım. Kaçırma bunları. A yıl önce doğmuş olsaydı bugünkü yaşı bak sen daha önce doğarsan olduğundan daha önce yıl doğmuş olursan daha fazla yıl yaşarsın. Ama daha sonra doğarsan da ne olur daha az yaşarsın. Keşke ben 2000'li olsaydım. Mesela şu an ben 1900... 1990'lıyım. Keşke 2000'li olsaydım dersem ne yaparım? 10 yıl sonra doğmuş olurum. 10 yıl sonra doğmuş olsaydım 10 yıl daha genç olurdum. Bir de unutmayın. Seneler geçse de iki kişi arasındaki yaş farkı değişmez. Bak bu çok önemli. Sanki sen abinle aranda 5 yaş varsa 50 yaşına geldiğinde gerçekten de böyle sanki aranızdaki yaş farkı bitmiş, kalmamış gibi zannediyorsun ama o oran değişiyor. Yaş farkı değişmez kişiler arasındaki yaş oranı değişir arkadaşım. Bunu da unutma. Geldik ÖSYM tarzı gerçekten de kallavi soruları var. Burada bakalım ÖSYM ne yapıyor? Son senelerde özellikle yaş problemi soruyor. Ama yaş problemi nasıl soruyor bir bakalım. Bir müzeye 2016 yılında her biri 12 yaşında olan bir grup öğrenci. 2022 yılında ise her biri 15 yaşında olan başka bir grup öğrenci geliyor. Bakın, iki tane farklı grup öğrenci ve bu farklı grup öğrenciler ne olacak arkadaşım? Müze'yi ziyaret ettiler. Kişi sayılarıyla tabii ki de çarparsam her biri 12 yaşında olduğu için kişi sayısıyla çarparsam toplam grubun yaşı çıkar. Grupları gruplara müzeyi gezdiren rehber müzedeki bir tablo için iki gruba da diyor ki: "Bu tablonun var olduğu yıl sayısı hepinizin yaşlarının toplamına eşittir." Bakın arkadaşım bu tablonun var olduğu yıl sayısı yani kaç yıl kaç yaşında oldu tablonun yaşı dememişti, de, tablonun var olduğu yıl sayısı demiş. Sizin yaşlarınızın toplamını eşit demiş. Bir dakika şimdi 2016 yılında yaşları 12 olan 2022 yılında da yaşları 15 olan bir grup öğrenci var. Bu iki gruptan ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 3 fazla. O zaman ikinci grupta 2022'liler de 2022 yılında gelenlerdi. O zaman 3 fazlaysa demek ki bu adam burada da x artı 3 kişi olmuş olacak. Şimdi ne yapıyordu? Diyordu ki sizin yaşlarınızın toplamı kadar diyordu bize. E, o zaman bu adam 12 ile çarpacağız. Çünkü 12 yaşındaydı bunlar. E, bunlar da 15 yaşındaydı. Ne dedik o zaman biz? Bir daha söyleyelim. 2016 yılında 12 yaşındakilerin hepsinin toplamı kadardı yaşı. 2022 yılında da yine bu kadar yaşındaydı. İşte bu kadar. Şimdi bakın arkadaşlar buradan sonra olayı çok güzel toparlayalım. 12 x artı 3 yani 12 x artı 3 değil tabii ki de genişletirsek 36 oldu burası. Ve de burada da 15 x oldu. Bir dakika şimdi. 2016 yaşında bu yaştaydı. 2022 yaşında bu yaştaydı. E 2016'dan kaç sene geçti? 6 sene geçti. O zaman demek ki bu yaşlar birbirine eşit olması lazım. Neyin yaşı? Tablonun yaşı arkadaşım. O zaman ne dedim? 12x artı 42 eşittir 15x'e. Attım karşıya. 42 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e böldüm. 14 eşittir x oldu mu? Oldu. Peki biz o zaman ne olmuş olduk? Burada bakarsan 14 kere x pardon 14 kere 15 210. Burada da aynı şekilde 14 kere 14 artı 3 17. 17 kere 12 204 olur. Bakın arkadaşlar buradan çıkartırsam ne gelir bu adamın doğum tarihi? Bu adam dediğim tablonun doğum tarihi ne olur arkadaşım? Hemen söyleyelim 1812 olur. Buradan bakarsan da yine 200 çıktık 1812 olur. Tablo kaç yılında yapılmıştır? Demek ki tablonun doğum yılı 1812 olmuş olur. Gerçekten de ÖSYM yaş problemi görünümlü yine bir sayı problemi sormuş. Biz ne dedik? 7 tane sayı problemi geldi dedik. İşte sana sayı problemi. Yaş üzerinden ne yaptı? Sana sayı problemi sormuş oldu. İşçi problemlerine geçtim arkadaşım. Birinci işçi. Burada da ne yapacaksın? İşçiler var. Birinci işçi, ikinci işçi. Genelde burada yine sanki bir oran orantı sorusu soruyorlar ama yine de biz klasik yöntemleri iyi bilelim. Birinci işçi bir işi x günde, ikinci işçi y günde bitiriyorsa, ikisi birlikte t gün çalışırsa burada arkadaşlar unutmayın bizim birim zamanda yaptığımız iş önemlidir. O yüzden x günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü x'ini bitirir, y günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü y'sini bitirir. O zaman bir günde 1 bölü x, bir günde 1 bölü y ne yapacaklar? Toplanacaklar. Peki kaç günde bitiriyor işi? T günde bitiriyor. Peki ne olur arkadaşım? T günde işin tamamını bitirmiş olurlar. İşte burada arkadaşlar yine pratik bir şey söyleyebiliriz. Bir işçi 5 günde, ikinci işçi 3 günde tamamlıyorsa o zaman bu öyle bir iştir ki hem 5'in hem 3'ün katı 15 parça bir iştir diyebilirsin. Ve çözüme 15K diyerek başlayabilirsin. Bunu unutma. Ve yine söylüyorum. Burada orantı kurma becerisine sahip olmak çok önemli arkadaşım orantı kuracaksın. Ve genelde böyle papatyaları, laleleri dizme demetlemeye çalışanlar, kutulara parçalamaya çalışanlar bu gibi insanları ne yapıyorlar? Usta çırak ilişkilerini hep oran orantı mevzusuna koyuyorlar. İşçi problemi gözükür aslında yine oran orantıdan yürürsün sayı problemi gibi çözersin. Ve unutma hızla zaman ters orantıdır. Ne kadar hızlı olursan o kadar az zamanda bitirirsin. Ama ürünle zaman ne kadar çok zaman varsa o kadar çok ürün üretirsin. O da doğru orantı. Bakın biri artarken diğeri de artıyor. Biri artarken diğeri azalıyorsa bu da ters orantı olacaktır. Şimdi bakalım ne diyor? İşte ÖSYM dediğim gibi arkadaşım sana oral orantı şeklinde soruyor. Gülay 3 günde 2 elbise. Sel selam ise selam Selma olacak arkadaşlar tabii ki de bu. Selma'ya selam diyelim. O zaman ne oldu? Selma ise 5 günde 3 elbise. Sakın şunu düşünmeyin. Hocam bu bir günde 0.6 elbise diye düşünmeyin. Bakın olay şu. İkisi birlikte 38 adet elbise. Bunların ikisinin ortak katını Bakın Gülay ne yapar? Bu 5 bu 3 gün olduğu için 15 günde Gülay 5 ile genişlettiğim 10 elbise diker. Peki Sel Selma ne yapar arkadaşım? Selma da 3 ile genişletirsem bakın 15 günde 9 elbise diker. O zaman diyorum ki İkisi birlikte bakın ikisi birlikte 19 elbise dikerler. Kaç günde? 30 günde değil. 15 günde. Biri ayrı 15, biri ayrı 15 çalışıyor. O zaman toplam 38 adet gömleği gerçekten de 30 günde dikerler çünkü iki katı olduğu için. Selma'nınızı Gülay'ın hızının 9/10'u bölü 10 kadardır. Arkadaşım bakın Selma'nınızı 9 elbise kadar Güle'nin hızı 10 elbise kadar Bakın eşit günde bakarsak. O zaman gülayın hızının, güleyin hızının, bakın gülayın hızı 10. 9 bölü 10'u kadar mıdır Selman'ın hızı? Ben böyle yapıyorum. Rahat ediyorum. Bir daha yanlış düzgün kafam karışmıyor. Gülayın hızına ben 10'e demiştim. 10'e elbise yaptığı için. 9 bölü 10'u kadar mıdır? Evet doğru. Bunlar sade eşit. Çok da güzel olur. 10 günde 14 elbise dikerler diyor. 10 günde 14 elbise mi? Hayır. 15 günde 19 dikerlerse 10 gün diye bir oran var ama küsüratlı çıkıyor. O zaman hangileri doğrudur? Ben de buna diyorum ki 1 ve 2 doğrudur dediğim. Şu an müthiş bir şekilde gidiyoruz arkadaşım. Çok güzel gidiyoruz. Hız hareket problemlerine geldik ve bence çok güzel bir son tekrar oluyor. Baya baya ÖSYM'nin de kafasına yavaş yavaş girmişizdir. İki tane katman verdiğini unutmayın. Bakın hız problemlerinde bile yine iki tane oranın karşılaştırması verecek. Çok dikkat. Nedir arkadaşım? Hız hareket problemleri Tek bir formül. x eşittir v çarpı t'dir. Bakın gerçekten de inanılmaz bir olay. Bir problemin bir formülü var. O da çok kısa, küçücük bir formül ve bu formülden neler ne sorular çıkıyor? Tek yapmanız gereken bu formülü akılda tutmak. Aynı zamanda derse o zaman yolla hız doğru, orant doğru orantılı olacak. Aynı yolu gidiyorlarsa yol e, hız ve zaman ters orantılı olacak. Çarpım durumunda oldukları için. Bir de ortalamamız var. Matematik ve geometri her şeyin ortalaması arkadaşım toplam bölü toplam olacaktır. Peki hız neydi? Yol bölü zamandı. Hemen şurada hızı çekersem T'yi alta atacağım. O zaman hız eşittir x bölü T olduğuna göre toplam yol bölü toplam zaman olacaktır dediğim Peki karşılaşma soruları nasıl yapacağım hocam? Karşılaşma sorularını unutma. Ben buradan V1 gelirsem, sen buradan V2 gelirsen bir saatte V1 artı V2. iki saatte iki tane V1 artı V2. Demek ki aslında biz burada tek tek değil birlikte X yolunu bitirmeye çalışıyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Biz X bölü V1 artı V2 ne olacak bizim T zamanda birleştirecek. Peki bu adamlar bir ee, ...çemberde daire pistinde karşılaştığında ne olacaktı arkadaşım? O zaman yine bunlar da ne yapacaklar? Bu çemberin, dairenin ya da fark etmez çevresini turlamak istedikleri için... ...pistin çevresini turlamak isteyecekleri için... ...yine bu pistin çevre pist dersek... ...o zaman ne olacak? Yine V1 artı V2 olmuş olacak. Peki yakalama sorularında ne oluyor hocam? Bakın ben bir saatte V2 daha yavaş olduğu için... Mesela biri 60, biri 80'e gidiyorsa ben ona 20 daha yaklaşırım. 20 daha, 20 daha, 20 daha. Neresi bitene kadar? Bu x bitene kadar devam edeceğim. 20, 20 yaklaşıyorum. Peki x ne zaman biter? x bölü ne zaman biterse v1 eksi v2 zamanında. Bakın dikkat edin yakalarım. Peki t'yi buldum. v2 t ile çarparsam işte c mesafe ötede yakalamış olurum. Nasıl? V2 çarpı T yaparsan bulursun. Ya da V1 çarpı T yaparsan da bulursun. Unutma aklında olsun. Peki V1 daha hızlı, V2 daha yavaş. O zaman bu bunu ne zaman yakalar? Aslında yan yana gözükseler de V1 buna tur bindirmeye geliyor. Yani bir tur geriden geliyormuş gibi yakalamaya çalışıyor. O zaman pistin çevresi, çevre pist eşittir. V1 eksi V2 yine bana ne verecek? Zamanı verecek. Unutmayın. Peki nerede yakalar? Sen zamanı bul. Hemen V2 ile çarp. Zaten V2 şuralarda bir yerde yakalanmış olurum büyük ihtimal. O yüzden de hemen bulmuş olsun. Önemli olan zaman, önemli olan bir tane formül aklında olsun. Evet geldik. Korkulu rüya, pis soruları ama hiç korkulacak bir şey yok. Bakın hemen burada bir tane pis sorusu. Bir tane de arkadaşım yine ÖSYM'nin son senelerde sorduğu bir karşılaşma sorusu yapacağım. Ve klasik bir karşılaşma sorusuydu. İlginç ama ÖSYM sordu. Yani ÖSYM gerçekten korkunç sorular soruyor zannetmeyin. Klasik sorular da soruyor ama bunu dallandırıp bunaklandırıyor. A diyor B diyor yeni nesilmiş gibi gösteriyor yama yapıyor. Hızları dakikada 18 metre ve 30 metre olan bakın göstermiş 18 metre bölü dakika 30 metre bölü dakika. Birisi yalnız yukarı doğru birisi aşağı doğru buradaki resme göre söylüyorum aynı anda ok gönderinde gösterdikleri 960 km pistin etrafını durmadan hareket ediyorlar. Bakın ben sonra böyle biraz karman çoğumunu okuyorum ama özet şu 18 buraya 30 buraya gidiyor. Tabii ki bu adam bu adamı yakalamaya çalışıyor. Peki pistin çevresi 960 sa aslında yakalamaya çalıştığı şu kadarcık yer değil mi? Yani 480 metreye yakalamaya çalışmıyor mu? Peki düşünseniz arkadaşım ben 30 gidiyorum 18 ben ona 12 yaklaştım. Bit bir dakika sonra yine ben 30 gidiyorum 18. Ben bir 12 daha yaklaştım. O zaman arkadaşım çok dikkat. Demek ki ne demiştik? Pistin çevresi mi dedik ama aramızdaki mesafe yarım pist. O zaman ne yapıyorum? 30 eksi 12'den hemen buradan ne yaptım? 480 bölü 12 ne olmuş oldu bana? 40 dakika olmuş oldu. Ben bu adamı 40 dakika sonra yakalarım diyor B. O zaman 40 dakika sonra yakaladığında düşünsenize 40 kere ne olacak? 40 kere 30 1200 eder. O zaman 1200 nereye gider arkadaşım? 1200 960'lık pist döner. Bakın buradan 960'lık döner. Bir de buraya 240'lık gider. Çünkü ne olacak? 1200 buraya gelmiş olur. Bakalım doğru mu söylüyoruz? 18 kere 40 ne peki? O da 720. Aa bir dakika 720 ise 480 buraydı. 240 da burası. Bingo. Doğru tabii ki de. Bak ne yaptım? Dakikayı buldum. Ya bunun ya bunun hızından yolu hesaplıyorum. Yol neydi? Hız çarpı zamandı. E bu 40 ne? 40 dakika dostum. E o zaman olayı patlattım. Şimdi bunlar burada karşılaşmışlar. Hatta ve hatta tam yolun ortasında karşılaşmışlar. Yani yolun ortası derken çeyreğinde karşılaşmışlar pistin. Beni inanın hiç ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor biliyor musun? Bu birinci karşılaşmaları. Bize üçüncü kez kaç dakika sonra karşılaştılar diyor. O zaman üçüncü artık bunlar burada yan yanalar. Öbürküsü tur bindirmeye gidiyor. Peki tur ne? 960 bölü 30 eksi 18. Buranın 12 olduğunu biliyorum. E yarısında 40 dakikada yetişiyorsa e tamamında 80 dakikada yetişir. Bu da ikinci yakalamadır. Peki bana üçüncüsü lazım. Üçüncüde de yine yan yana geldikleri için ne yapacağım var? Burada değil tabii ki de. Başka yerde yan yana gelecekler. Bu sefer de yine bir 80 dakika geçecek. Yine çünkü bir tam, bir tam turu atmaya çalışacak. O zaman üçüncü kez yan yana ne zaman geliyorlar? 80-80-160 40 daha tam 200 dakika sonra bunlar yan yana gelmiş olacaklar. İşte güzel bir pis sorusuydu. Yine çok güzel bir şekilde çözmüş olduk. Hep her soruda bunu söylüyorum ama gerçekten de bence akılda kalıcı yöntemlerle yapıyoruz. Geldim buraya. İzmir, Bursa kentlerinde bulunan birer araç bu iki kent arasındaki yol üzerinde sabit hızlarla birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Bir dakika şimdi. İzmir'den Bursa'ya iki tane araç hareket ediyorlar. Biri İzmir, biri Bursa'dan hareket ediyor. Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Birbirine doğru hareket ediyorlar. Bir süre sonra karşılaşıyorlar. İzmir'den harekette başlayan araç karşılaşmalarından 160 dakika sonra e diğeri de bakın İzmir'den hareketine eden araç karşılaşma Diyelim ki şurada karşılaştılar. Bu arada e, İzmir'den hareketten 160 dakika sonra varıyorsa bu İzmir'den hareketine ben hızına VI diyeyim bu arada buna da VB diyeyim. Bursa'dan hareket edene. E 160 dakika sonra varıyorsa Şimdi burası çok önemli. Bak burayı çok iyi dinlemeniz lazım. Bu adam 160 dakika sonra varıyorsa o zaman burası ne olacak? 160 VI olacak. Neresi? Bu karşılaşma yerlerini C diyelim mesela. C'de karşılaştılar. C'den sonra bu adam dakika çarpı yani zaman çarpı hız VI kadar hızı vardı. Bu adam ne yapıyor? İzmir'den harekete başlamıştı. Bursa kentine vardı. Bursa kentinden harekete başlayan da 90 dakika sonra Burası da ne olacak? 90 VB olacak. Kesinlikle şekle aldanmayın. Hocam 160 V'yi hiç fark etmez. Olabilir olmayabilir. Umurumda değil. Çünkü burada başka bir olay var. Bakın. Bu ne yaptı? Buraya doğru gitti ve buranın 90 VB olduğunu söyledi. Bu ne yaptı? Buranın da 160 VI olduğunu söyledi. Bir dakika şimdi dostum. Bunlar yine aynı anda aynı dakikada burada bulunuyorlar mı? Bulundular. Peki bu VB dediğim adam bu yolu gitmiş miydi? Bu yol neydi bu yol? Bu yol 160 vi idi. Yol bölü hız. Bu adamın hızı bakın ne olmuştu? Bu kadar yol. Bu, bu kısmın uzunluğu neymiş? 160 vi. Bu adam vb buraya gitmiş miydi? Gitmişti. Yol bölü hız. Zamanı eşit değil mi? Eşit. Peki aynı anda buraya varmadılar mı? Vardılar. Peki bu vi hızıyla giden adam hangi yolu gitmişti? 90 VB yolunu gitmişti. Yol bölü hız ne oldu? VI oldu. O zaman arkadaşım şu sıfırlar bir dörtledi gitti mi? Çok süper. VI burada, VB burada. Attım karşıya. Hatta bunları alt alta atsak güzel olur. Bu araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşmışlardır diyor. Hemen bulacağız onu. Şimdi ilk önce şunu söyleyelim. 60 VI. VI'yi buraya atalım. VI'nin karesi oldu. VB'yi buraya atalım. Burası da VB'nin karesi oldu. Bu arada bu tarafta 9 vardı. Bu tarafta da 16 vardı. Kareleri sadeleştirirsek hepsinden v, I bölü vb ne olmuş oldu? 3/4 bölü 4 olmuş oldu. Kareye her iki tarafı da kökü aldım. Kök aldığımda bu çıktı. O zaman arkadaşım ben bu adama 3V, bu adama 4V diyeyim. Peki V bu adam ne dedik bize? 3V dedik. O zaman burası neymiş? 480'miş. Ya da ya da öbür taraftan da söyleyebilirsiniz arkadaşım. Ben buna da V dersem o zaman burada da aynı şekilde bu tarafta ne olacak arkadaşım? Bu tarafta 360 V olmuş olacak. Bakın bu adam nereden geliyordu? 360'ı İzmir'den geliyordu. 3 V ile gelmişti. Bu adam 480 V'lik yolu 4 V ile gelmişti. He, o zaman olayı çözdüm. İki taraftan da yapabilirim. 480 V'yi kim geliyordu? Bursa'daki adam geliyordu. 4V hız demiştim. Bakın neydi? VB VI VB. Gördün mü? Yine oran orantıdaki mevzuyu. Buna 3V buna 4V dedin. O zaman bunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. 120 dakika olmuş oldu. Birbirlerine 120 dakikada yaklaşmış, buluşmuş oldular. Bu taraftan da bakabilirdik. VI neydi? VI 3V'ydi. 360 bölü 3 ve ne geldi? Yine 120 dakika gelmiş oldu. Geçtim artık yüzde problemlerine. Yüzde problemleri kavramı. Bak yüzde kavramı oranları karşılaştırmada kullanılır. Alışverişte indirim zamda kullanılır. Kar zararda kullanılır. Karışım problemlerinde kullanılır. Aslında yüzde diğer kalan kısımların hepsinde kullanılıyor neredeyse. Peki yüzde dediğimiz şey ne? Aslında o da bir kesir. E kesir dediğimiz ne? Sayı. Sayı problemi. Aa hepsi sayıya bağlandı. Bak şimdi arkadaşım yüzde dediğimiz şey bir kesir. Ama özel bir kesir. Yüzde yirmi beş. Bak paydası yüz olan özel bir kesir. O zaman bir ürünün maliyetini veya başlangıç durumunu yüz x dersem sorunun türüne göre oradan alır yürürüm arkadaşım. Unutma. A sayısının %X'i B ise, bakın hemen şu köşeciye yazıyorum. A sayısının %X'i B ise o zaman ne yazıyorum? AX çarpı, şey A çarpı X bölü 100 yazmış oluyorum. A sayısının %X deyince, A sayısının %X, hani 2 bölü 5'i diyorduk ya A sayısının. Burada da özel bir kesir, X bölü 100 bitti. Ama burada sana vereceğim bir taktik var arkadaşım. Unutma. Yine kesir problemlerinde hani mesela 180'i gördün. 2 bölü 9 diyordu ya. 9'a böl. Hemen 2 ile çarp diyorduk. Mesela 150 sayısı hemen 5, 3 bölü 5 diyorduk. 5'e böl 3 ile çarp. Bakın 5'e böl 3 ile çarp. Paydaya böl çarp diyorduk ya. İşte burada da sen bunun 1 bölü 10 olduğunu, bunun 3 bölü 10 olduğunu, bunun 3 bölü 5 olduğunu bakın 20 ile sadeleşti. Işte, bunun 1 bölü 5 olduğunu devam ediyorum. Bunun 2 bölü 5 olduğunu %75'in dikkat edin 3 bölü 4 olduğunu %25'in 1 bölü 4 olduğunu %50'nin 1 bölü 2 olduğunu ve %80'in de 5 bölü 4 olduğunu iyi bilirim. Çünkü bunlar kabaca harfler. Mesela der ki bir ürünün %80'le satıyorum. E arkadaşım o zaman %80'le satıyorsa sen bu ürüne 100x de diyebilirsin. İstersen bazen tek bir şey varsa olayda o zaman 5x de diyebilirsin. %80 indirim derse 100x yerine 5x dersin. O zaman 104 bölü 5 indirim varsa bu x'e satılır. Daha küçük sayılarla da uğraşabilirsin. Haberin olsun. Şimdi bakalım bize ne sormuş ÖSYM? E. Gördüğün gibi burada hemen bir soruyla geçelim. Çünkü niye? Diğerleri de dedik ya yüzde bunların da içinde var. Hemen onları patlatalım. Bir çiftçi bahçesinden topladığı portakallardan yaptığı portakal suyu şişeleri doldurarak satacak. Bu çiftçinin elinde özdeş 45 adet 45 adet boş cam şişe 40 da plastik şişe bulmamış. Çiftçi sadece cam şişeleri kullanarak bu şişelerin tamamını doldurduğunda ...portakalların %60'ını dolduruyor. Yani elindekilerin %60'ını doldurabiliyor. Sadece plastik şişeleri kullanarak... ...bu şişelerin tamamını doldurduğunda ise... ...portakalların %80'ini şişelere doldurabiliyor. Dolu cam şişesi 1 litre ise... ...bir dakika, bir dakika... ...o zaman arkadaşım... ...45 tane cam şişem varsa... ...bir tanesi cam şişenin 1 litre alıyorsa... ...o zaman 45 ile çarparsam... 45 litre doldurmuş olurum. Peki 45 litre portakal sayının %60'ı mıydı? Evet. Bak şimdi olaya bak. 45 litre %60 ise... O zaman arkadaşım çok dikkat et. Ne yapacağım şimdi? Bana ne söylüyordu? 40 adet plastik şişe... Ne diyordu? Plastik şişenin de kaç litre olduğunu soruyordu. Peki arkadaşım o zaman 45 litre... Benim portakallarımın %60'ı ise ben sana ne demiştim? Hemen pratik ol %60 yazma demiştim. Mesela bak ben buraya %60 yazmazdım. E yazdın hocam. E senin için yazdım. Bakın o zaman portakalların nedir arkadaşım? 3 bölü 5'i 45'miş. O zaman at karşıya 5'i. Böl 3'lü arkadaşım ters işlem yap. O zaman portakallar neymiş? 75 litreymiş. Tamam arkadaşım. Bak tamamı 75 değilmiş. Yüzde 60 dersem ne oluyor? Hemen 5'e böl 3'le çarp. 15 çarpı 5'e böldün 15, 3'e çarptın 45. Evet gerçekten de 45 diye diyor. O zaman benim portakallarım 75 ise ben bütün plastik şişeleri doldurursam bakın 40 tane plastik şişe, plis gibi oldu. Plastik şişe ne olacak arkadaşım? 75 çarpı Yüzde seksen. Ha, yetmiş beşin sekseni. Bak ben sana ne demiştim. Yüzde seksen insan beş bölü dört olduğunu bil demiştim. O zaman şunlar bir sadeleşsin mi dostum? Sadeleşirse şurada bir 15 mi kalır? E arkadaşım şunlar bir sadeleşsin mi? Şurada bir on mu kalsın? Çok güzel. Çok güzel. O zaman ne olmuş oldu arkadaşım? Bir tane plastik neye gelmiş oldu? Hemen söyleyelim. 15 beş bölü on litre yani bir buçuk litre olmuş olduğu İşte olay bu. Plastik buradaydı. Ne dedik? 40 tane plastik %80'ini dolduruyormuş. O zaman %80, 75'in %80'i hemen 5'e böl, 4'e böl, e böl, 60 olduğuna göre demek ki 40 tanesi 60 ise 1,5 litreymiş dedim. İşte sana süper bir yüzde problemi. ÖSYM yine bunu sordu. Yine geçişlere dikkat et. İkili geçiş var. Hemen sen %60'ını buluyorsun. Oral orantı ya da bir tane basit bir hemen denklem yapıyorsun. Oradan tamamını bulup geri bir daha yüzde yapıp buraya yönüyorsun. Zor mu? Biraz kafa karıştırır gibi. Ama lütfen senden ricam sınavda sakin ol. Bak soru kafanı karıştıracak. İnan okulda çözdüğün gibi evde çözdüğün gibi olmayabilir. Bak hazırlıklı ol heyecan yapma. Şu, bu söylediğim seni heyecanlandırmasın. Tam tersi motive ol. Konsantre ol. Hani maça çıkarken konsantre olurlar, maçı yaşıyorlar ya. Sen de lütfen sınavı yaşa. Şimdiden sınavı yaşa yaşa ve düşün de ki sınavda bunlar olacak. Gel gitler. Buradan alacağım, geri götüreceğim. O yüzden lütfen kafanı bunlara odakla diye söyleyeyim ve bunu geçeyim artık. Geldim kar zarara. Satış fiyatı alış fiyatından küçükse bak satarken daha az satıyorum. Ne yapıyorum? Abi sen ne yaptın ya derler adama. Zarar ettim dersin, oturursun aşağı. Çünkü satış fiyatın daha az. Peki satış fiyatın fazlaysa alış fiyatından o zaman ne yaparsın? Kar değil kar edersin arkadaşım unutma dedik. Peki maliyet ne maliyet? Maliyet alış fiyatı artı masraflardır. Bakın masraflar da yine aldığın alış fiyatına ve masraflar maliyetindir senin. Kar nedir kar arkadaşım? Kar satış eksi alıştır ya da maliyettir diyelim. Satış eksi maliyet de olabilir. Alışta diyebiliriz yerine göre değişir. Zarar nedir arkadaşım? Zarar da yine satış eksi maliyettir. Çünkü niye e, ne kadara sattın? 10 liraya. E maliyetin buydu. E ne oldu? Eksi çıktı. Ne? Zarardasın işte. O kadar zarardasın. İskonta ne arkadaşım? İskonta da indirim demek. Bunları anladık. Ve unutma. Sorudaki duruma göre maliyet ya da etiket fiyatına 100x diyeceksin. Neye göre değişir? Ne diyeceğini bilemezsin. Maliyete demene gerek kalmaz. Belki etikete dersin. O yüzden değişir. Bazen diyor ki etiket fiyatı Maliyetin yüzde bilmem kaçı. Heh oradan anladın sen. İşte bazı durumlarda da etiket fiyatı maliyetin bilmem kaçı diyor. Ona göre değişir. Maliyete A dersem kar oranı yüzde X olan bir malın satış fiyatı ne olacak? Bakın maliyetim A ise X bölü 100 kar edeceğim. E A'yı da koyarsam buraya işte bakın o zaman olay ne oluyor biliyor musun? 100 A artı A X bölü 100 olmuş oluyor. Ne yapıyorsun? Hemen paylaşıyorsun. Zarar dersi arkadaşım unutma. Buradan da hemen 100 a eksi a x bölü 100 dersin. Çünkü zarar ettiğinde de ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Ya bunlara çok takılmayın. Çünkü bunlar biraz e, bilinmeyenlerle ezber gibi oluyor. Ama sen soru içinde bunun nasıl geldiğini göreceksin. Mesela 50, lir, 50 lira %20 kar ediyorsan bak 1 bölü 5 demek. O zaman 50'nin 1 bölü 5'i 10'dur. Hep 60 yazarsın satış fiyatını. Zarar derse 1 bölü 10 bölü 100 %10 derse ona göre 50 liraysa %10 demek 1 bölü 10 demek 5 lira zarar 45 liraya satarsın. Bunun gibi şeyleri hemen orada soruda yaparsın dedim geçtim. Şimdi bakalım ne var burada? Burada da yine güzel sorularımız var arkadaşım. Hemen söyleyelim ve olayı bitirelim. Serkan'ın birikimiyle aşağıdakiler bilinmektedir. 2 bölü 5 ile hisse senedi kalan kısmıyla da dolar alıyor. Artık mesela burada hisse senedi değil de bitcoin yazsak sanki olur gibi. Çünkü niye? Herkes bir sanal para peşinde. 2 bölü 5 ile hisse senedi kalan parayla dolar alıyor. Bak şimdi yıl sonunda hisse senedinin alımında %30 zarar ediyor. Ülkede 1 doların TL karşılığı %20 arttığında dolar alımından kar ediyor. Bakın dikkat edin burada TL karşılığı %120 arttığından. Bakın %120 bakın %20 değil %120 artıyor o zaman dikkat bir kere benim elimde 5 parça ne var para var ama bunları da 5 değil yüzde problemi olduğu için 500 diyeyim 5 bölü 2'si 2 iki bölü 5'i özür dilerim 5'e böldüm 2 ile çarptım 200 hisse senedi dolarımda ne olsun 300 olsun peki ben ne yapıyorum %30 zarar %30 neydi 3 bölü 10'du 10'a böl 3 ile çarp. 10'a böldüm 200'ü. 3 ile çarptım. Ne buldum arkadaşım? 60 buldum. 60 nedir peki? 60 60 bu adamı zarardır. E sen 200'dün. Ne olmuş oldun Serkan? 60 zarar dersen 140 olmuş oldun. Çok da sıkıntı yok. Çünkü zaten dolardan vuracaksın paranın gözüne. O yüzden devam edeyim arkadaşım. 300 dolardan %120. Bakın %120. Yani bunu ben söyleyememiştim. Ne olacak o da? 12 bölü 10'dur dedik. Bir tane gitti 360 geldi. O zaman ne olacak buna? 360 kar edecek. Bakın 360 kar edecek. Yani %120 artıyor. 360 artıyor. O zaman ne kadar parası oluyor bu Serkan'ın? Buradan 360 da eklediğim anda 660 parası oluyor. Peki 660 ile bunu toplarsam totalde ne oluyor pe peki Serkan'ın parası? Serkan'ın parası 800'e çıkıyor. Hisse senedinden battım ettim derken bir anda ne oluyor? Dolar bunu kurtarıyor. Ne yapıyor? 800 liraya çıkıyor. Peki 800 liraya çıkarsa ne olur arkadaşım? Bir de diyor ki bana Serkan'ın yıl sonundaki kar zarar durumu nedir? %120 kar etmesine rağmen %30 zararla bakın Serkan 500 lirası vardı, 300 lira kar etmiş oldu bu işten. O zaman ne diyorum? Bakın 500'de 300 ise o zaman 300 bölü 500 dedim ve bunlar birbirini götürdü. 3 bölü 5'ten dolayı hemen 20'ye tamamlayalım. 20 ile genişletirse, şey, genişletirsek şey 100'e tamamlayalım. 20 ile genişletirsek 60 bölü 100'den %60 yüzde kar durumu vardır. Bakın olayı görüyor musunuz siz? %30 zarardan bakın 0'a geliyor 0'dan da %60'a geliyor. Kim kurtardı? %120 yüz kurtardı. %120 yüz bu adamı kurtarmış oldu. Peki ÖSYM bakın kalemlerle ilgili soru sormuştu. Kırmızı kalem dedi. Mavi bilmem bir şey dedi. Arkadaşım tamamını unut. Bak mavi bilmem bir şey, kırmızı bilmem bir şey. Kafanı bunlarla karıştırma. Ben daha da sadeleştirerek soruyu biraz da ÖSYM'den uzaklaşalım dedim. Kazakla pantolon yaptım. Bakın inanın 2020 ya da 21 yılında bunu sordular. Bakın ne var burada? Bir mağazada etiket fiyatları aynı olan kazak ve pantolonlar satılmaktadır. İkisinde etiket fiyatı aynıysa, yüzde problemi ise arkadaşım bu. Ben hemen etiket fiyatına 100A diyeyim. Ne kazak, ne pantolon, de demin, bir şey değil. Bu mağazada yapılan bir kampanyada kazaklardan kazaklar bir alana, ikincisi %30 indirimli. Pantolonlar ise etiket fiyatı üzerinden %25 indirimli. Bu mağazadaki kazak ve pantolonlardan ikişer tane alan birisi, kazaklara ödediği para pantolona ödediği paradan 30 TL azdır. Şimdi bir dakika şimdi Kazaklara ne ödüyorum ben? Onu bir bulayım. Kazaklardan iki tane alacağım. Nasıldı Kazak'taki kampanya? Kazaklarda bir alana ikincisi yüzde otuz indirimli. Bak bir alana ikincisi yüzde otuz indirimli. Sen bir birinciyi al dostum. İkincide ben sana yüzde otuz indirim yaparım. O zaman toplam Kazaklara ben ne verdim? 170 A verdim. Peki pantolonlara gelelim. Pantolon. Pantolonlarda ne oluyor peki? Pantolonların etiket fiyatı üzerinden yüzde yirmi beş indirim. Bakın Yüzde iki tane bir tane demiyor. Sadece yüzde yirmi indirim. Yani her bir birimden %25. O zaman ne oldu? 75 olmuş oldu. Çünkü birinciyi yüzde yirmi beş indirimle aldım. İkinciyi de yüzde yirmi beş indirimle aldım. Toplarsam o zaman ne oluyor? 150 A olmuş oluyor. Peki şimdi okuyalım. Kazaklara ödediği para pantolonlara ödediği paradan 30 TL azdır diyor. Şurada ufak bir hata olmuş. Onu değiştirelim. Bir daha söyleyelim. Bakın Kazaklara ödediği para, kazaklara ödediği para pantolonlara ödediğinden 30 TL fazladır. Şuraya fazladır yazalım. Heh, tamamdır. Fazladır yazalım. Nasıl fazla olur arkadaşım? Zaten 170 demek ki aradaki fark ne? 20 A'dır. 20 A da neymiş? 30 TL imiş. O zaman bir tane A neymiş? Bir tane A 30 bölü 20'den dolayı 1,5 TL'ye gelmiş oldu. Bu kazaklardan birinin etiket fiyatı nedir diyor arkadaşım. Zaten etiket fiyatını ne kazak ne pantolon fark etmiyor. Hepsi aynı fiyattı. O zaman hemen buradan bir roketi gönderdik. Bir ile çarparsan 150 TL bir buçukla çarparsan 150 TL etmiş olduğu Demek ki bir tane pantolon bir tane kazak etiket fiyatı 150 TL'ymiş. Bunu da halletmiş olduk. Geldik karışım problemlerine. Artık sona doğru geliyoruz. Çünkü karışımdan sonra ne vardı? Grafik problemleri var. Sonrasında sayısal mantıkla bitiriyoruz. Gerçekten efsane bir e, problemler oluyor. Geçelim buraya. Saf madde yüzdesi, saf madde miktarı, karışım miktarı arkadaşım. Unutma, saf madde yüzdesi. E, şurayı değiştirelim, özür dilerim. Saf madde miktarı olacak bu. Burayı değiştirelim. Saf madde miktarı nedir arkadaşım? Daha doğrusu saf madde oranı. Bunu da değiştirelim. Miktarı değil burası. Saf madde oranı. içindeki saf madde oranı nedir? Saf madde miktarı. Böyle karışım miktarı. Bu nedir? Orandır. İçinde ne kadar olduğunu söyler. Mesela 100. 100 değil de 150 karışımım var. İçinde 30 tane maddem var. O da nedir? 1 bölü 5'tir. Bitti. İşte bak. 1 bölü 5. Peki yüzdesi nedir bunun? Bakın 20 ile genişletirsek ne olur? 20 bölü 100 olur. Yüzde 20. E peki biraz önce 1 bölü 5 demiştik. Bakın burası aynı zaten. 100 ile çarparsan ne olur? 20 olur. Bakın yüzdesi 20 dersin. Yüzde 20 olduğunu anlarsın. Ben de ne yaptım? 20 ile genişlettim. Yine aynı şey olduğunu söyledim. Peki birden fazla karışım farklı bir kapta birleştirildiğinde A x miktar varsa yüzde A'sı. Y miktar varsa yüzde B'si. X artı Y artı C olmuş oluyor. Yüzde C'si. Bize diyecek ki C nedir diye soracak. Peki X'i ne yapacağım? A bölü 100. Y'yi ne yapacağım? B bölü 100. E burası ne olacak C'de? X artı Y çarpı C bölü 100. Formüle takılmak istemeyen arkadaşlar şunu düşünebilir. Ne kadar Y X olacak? E, %A kadar. Ne kadar Y olacak? Yüzde %Y kadar. O zaman toplamda ne olmuş oldu? E tabii ki de X artı Y'nin C bölü yüzü. Yeni oranın ne olduğunu bilmek lazım. Bunları karışımlarda göreceğiz birazdan. Ben bunları hatta tablo yaparak yapıyorum. Yine tablo beni çok kurtarıyor, rahat ettiriyor. Karıştırılan maddeler eşit ise yani X, Y'ye eşit ise miktarlar Karışımın yüzdesi de aritmatik ortalama olacak. Ne yapacak? A bölü B olacak. A bölü pardon A bölü B diyorum. A artı B bölü 2 olacak. Bu C miktarı diye söyleyelim. Bunun kısaca. Hemen bakalım ne diyor burada? Şeftali suyundaki su oranı %50. Erik suyundaki su oranı %65. Bakın sudan bahsediyor. Unutmayın. Bu da çok önemli. Karıştırmayın sakın. A kapındaki şeftali suyunun yarısı. B kapındaki erik suyunun tamamı. Yeterince büyük C kabında karıştırılıyor. Tamam. A kabının hacmi, B kabının hacminin yarısına eşit olduğuna göre, bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir yere geldik. B kabının hacminin yarısına eşitmiş. O zaman demek ki burası 100, e, ne diyelim buraya 100x diyelim. O zaman burası neymiş? 50xlik bir karışmış. A kabının hacmi, B kabının hacminin yarısı. Bakın, B'nin yarısına eşit. Tamam, burayı söyledik. C kabında oluşturulan karışımın yüzde kaçı sudur? Yine sudan gitti, sıkıntı yok, o zaman rahat yaparız. Şimdi şeftali suyundaki su oranı yüzde 25'ti. Bakın şeftali ve su. O zaman burada ne varmış? 25 x su var, 25 x şeftali var. Burayı hallettik. Tamam, devam ediyorum. Devam edelim bakalım ne diyor bir de ee, erik suyunda yüzde 65'i suymuş. O zaman burada da bakın erik suyu ve yine su var. %65'i suysa bunun 100x'ti. O zaman 65x burası. Burası da 35x gelmiş oldu. A kapındaki şeftali suyunun yarısı. he bakın. Yarı dediği için ben keyfimi kaçırmayayım. Çünkü bölülerle uğraşmayayım. Ben buna 100x diyeyim. Modifiye ettim hemen kendimi. Keşke sorunun başında okusaydım. Hızlıca yapardım. Bunları da modifiye ettim arkadaşım. Ne dedim o zaman? Burası bunun içindeki su 50x'tir. Bunun içindeki su 50x'tir. Bunun içindeki de 130x su vardır. Ne vardır bir de 70x erik vardır. Peki A kabındaki şeftalinin yarısını alıyorum ben. Şeftali suyunun yarısını. Yarısını alırsam bunun bakın C kabında 25x şeftali 50x su olur. Bakın su. Burası şeftali. Dikkat edin şimdi. Buraya çok dikkat edin. B kabında da ha bu arada 50x su değil tabii ki de yarısını aldığımız için orada bir an karışıklık oldu. Yarısını aldığımız için tabii ki de suyun da yarısı gelecek. 25x. Burayı kaçırmayalım sakın. 25x. Hemen düzelttim. Heh, devam ediyorum. B kabındaki suyun da tamamını alıyorum arkadaşım. B kabındaki erik suyunun da tamamını alırsam oradan erik ne gelir bana? 70x gelir. Peki su nereye gelir? Su da buraya gelir. İşte bu. Şimdi burayı da halletmiş oldum. Bakın erik de geldi, su da geldi. Hepsi geldi. Peki arkadaşım. Son artık C kabındaki durum bu mu? Bu. Peki ne kadar totalde benim şeftalim var içinde? 25x. Ne kadar suyum var? 155x. Ne kadar eriğim var? 70x. O zaman şöyle mi oldu arkadaşım? 25, 70 daha 95. 155 daha 250 olmuş olduğu. Zaten bunun tamamını, bunun yarısını alırsan burada 250x madde birikir. Peki yüzde kaçı sudur diyordu? 250'nin 250x'in ne kadar arkadaşım 155x'i dedim. Peki bana yüzde soruyor. İlk önce sadeleştirme yapayım. Bununla bu gitti. Her iki tarafı da 5'e bölersem yani pay ve paydayı 5'e bölersem ne olmuş oldu? 31 olmuş oldu. Peki yüzde kaçtır? Hemen 2 ile de çarpalım. Yüzde 62 olmuş oldu bu soruda güzel bir şekilde bitmiş oldu. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine tablo yapıyorum ama bazen yani sayılar küsüratlı çıktığında ki sınavda olsan küsüratlı devam edebilirsin. Çok büyük bir küsürat değildi. 12 buçuk gelecekti olsun. Hemen burada toparlayabilirdin. Ama olsun kafan karışmasın. Soruyu okurken dikkat et. O yüzden 50 verme. Yarısını alacaksa. bu da yarısı yarı yarıya zaten bölünmüşlerdi Şeftali suda Ona göre hareket edersin dedim. Ve bu soruyu da geçtim. Geldik tablo grafik problemlerine arkadaşlar. Grafik okuma sınavlarda her sene lazım olan bir konu her sene çıkıyor. Çizgi grafiği çıkabilir Sütün grafiği çıkabilir. Dairesel grafik önemli arkadaşlar. Hatta ve hatta ikisini bir arada bile verebiliyor. Unutmayın burada yine oran orantı kısmı çok önemli. Mesela burada 2 kilometre 2 saate kadar bu adam 60 kilometre gidiyordu. Yani burada ortalama hızı 30'du. Sonra bir anda 6 ne yaptı? 6 saat yol aldı. Burada da bir anda 40 40 kilometre yol gitmiş oldu. O zaman 40 bölü 6'da yine bunun hızı olmuş olacak. Burada da totalinde kişi sayısı, işçi, tüccar, tüccar mimar hepsini veriyor. Buna göre de yine oran olabiliyor. Bu da sütün grafiği. Burada da yapmamız gereken şey 360 dereceye oranlayacağız. Mesela C 90 derece o zaman bu adam 1 bölü 4'ü kadardır diye aklımda olacak. Bu da daire grafiği olmuş olacak. Yine burada aslında özel bir ne var bunlarda da yine bir kesir problemi var. Hemen bakalım sorularımıza. Kesinlikle her sene çıkan bir soru türü. O yüzden çok iyi dikkatli dinlememiz lazım. Bir traktörte kamyon K zamana bağlı aldığı yollar ve depolarında kalan yakıt miktarları doğrusal grafikte gösterilmiş. Tamam çok güzel. Ne yapıyor arkadaşım bu adam? Bakın 3 saatte e, 150 kilometre yol oluyor. O zaman bunun saatteki hızı 50 kilometredir. Bakın saatteki hızı. Bu da 4 saatte traktörde 120 gittiğine göre bunun da saatteki hızı 30 kilometredir. Devam edelim. Bu kamyon ve traktör hareket ederken 60'ar litre yakıt tükettiğinde... ...kamyon traktörden kaç kilometre daha fazla yol almış olur diyor. Bakın ne yapacakmış? 60'ar litre tüketeceklermiş. Peki arkadaşım bu adam ne yapıyor bakın? 2 saatte ne kadar yakıt tüketiyor? 10. Kim bu? Kamyon. 2 saatte 10 sa hemen ben bunu düzelteyim. 1 saatte 5 ne yapar? 5 litre hatta şöyle saat olduğunu belirtmem lazım. 5 litre yakıt tüketir. E o zaman 60 litreydi. Ne olması lazım? 12 saat gitmesi ve 60 litre tüketmesi lazım. Demek ki kamyon 12 saat yol alması lazım. Peki traktöre bakalım şimdi. Traktöre de dikkat edersem hemen şurada gözüküyor. 30 30 litre yakıtı 5 saatte tüketiyor. O zaman 30 litre yakıtı 5 saat, bunu ters yazdım fark etmez. Ne olacak arkadaşım? Bana 60 litre diyordu. Hemen bunun üzerinden hareket edebilirim. Çok hızlı olmuş olur. O zaman bu da 10 saat yol gitmiş olur. Traktör 10 saat gidecek. Ne yapacak? Kamyonda 12 saat yol gidecek. E arkadaşım kamyon zaten 50 kilometre ile gidiyordu. O zaman ne yaptı? 50 çarpı kamyonumuz 50 çarpı 12 600 kilometre yol gitmiş oldu. Traktörümüzde ne oldu arkadaşım? Ne oldu? 30 kilometre saatte yol gidiyordu. Bu da 10 saat yol giderse... 300 kilometre yol gider. Kaç daha fazla ne kadar kaç kilometre daha fazla yol almıştı diyordu. O zaman gördüğün gibi 300 kilometre olmuş oldu. Şuradaki aradaki oran var ya bakın şurada gözüküyor. 10 litre 2 saatte. O zaman 1 saatte 5 litre. Oradan yapabilirim. Geldim buna. Bununki de 30 litre. Ne zaman? 5 saatte. Bakın. 5 saatte 30 litre düşüyor. O zaman ne diyorum? Saat başına 6 litre düşer. Demek ki 60 litreyi 10 saatte bitirir. 60'lar litre yakıt tükettiklerinde diyor 60'lar litre. İkisi de ayrı ayrı 60 litre yakacaklarmış. Geldim bir başka kral soruya. İşte bu aşağıda Fatma'nın bir günde çözdüğü soru sayılarının derslere göre dağılımı birinci grafikte. Oo süper. Türkçe'ye abanmış. Demek ki bir burada eşit ağırlık se seziyoruz ve Türkçeyi seven beştarlık her bir dersten doğru çözdüğü soru sayılarının o dersten çözdüğü soru sayısına oranında yüzde olarak ikinci grafikte verilmiş. Hayda ne yapılmış arkadaşım bir de bu derslerdeki doğru yüzdesi verilmiş bakın yüzdesi. Fatma çözdüğü soruların 147 tanesini yanlış yaptığına göre o zaman çok dikkat edelim şimdi. Burada iyi hareket edelim. Bakın %70'ini bu neydi? Doğru yüzdesiydi. Dikkat doğru yüzdesi. O zaman yanlışlarına odaklanabiliriz. Hemen yanlışları da tam tersi işlem yapacağız. %50 doğruysa %50 yanlıştır. O zaman bakın buraya 60x diyelim. Buna 80x diyelim. Buna da 220x diyelim. O zaman benim geometride doğrum %50 ise yanlışım da %50. 60x soru vardı. Bakın soru. Hemen bunun da yanlışına bakalım. O zaman yanlışta ne olacak? %50 ise 30x olacak. Geçtim. Geldim matematiğe. Matematikteki durumum ne arkadaşım? Bak matematik sakın buraya atlama, hemen burada sarı bak görüyorsun. %70 doğru yapıyordum, %30 yanlış yapıyorum. %30, 10 3. O zaman ne demiştim buna? 80 x demiştim. %30, 3 bölü 10 oldu. Ona böldüm. Hemen burası 24 x etti. Ve geldim buraya. Burada da Türkçe var arkadaşım. Türkçeye baktığımda da burası 220 x kadarmış. Eyvallah. o zaman ne olmuş oluyor? %20 de yanlış yapmış oluyor. %20 demek 1 bölü 5 demek o da 44x eder. işte yanlışlar. Ne oldu şimdi arkadaşım toplam yanlışım benim? 30, 54 98x yanlışım oldu. 98x neymiş? 147'ymiş. O zaman x eşittir ne oldu? 147 bölü 98 oldu. 98, 49'un iki katı sanki 100, 147'de 3 katı o zaman x dediğim şey 3 bölü 2'ymiş arkadaşım. Şimdi bana söylediği şey de kaçını doğru cevaplamıştır diyor. Hemen doğrularına bakalım. Bu arada bir daha söyleyelim. O zaman benim şunu düşünsem çok iyi olur. Benim toplam 360 x sorum vardı. 360 soru 360 x sorumda 2'ye bölüp 3'le çarptığımda da ne olmuş olacak? Hatta yazalım. 360 çarpı 3 bölü 2'den dolayı ne olmuş oldu? 540 tane sorusu olmuş oldu. Peki yanlışları da burada 147 idi. Çıkartırsam o zaman toplamda ne olur? 140 çıksaydım 400'dü ama 7 daha çıktım 393 olmuş oldu. Çok güzel bir soruydu. İki türlü de yapılabilir. Bakın buradan da yapılabilir. O zaman burada 30x doğrusu var. O zaman burada 56x doğrusu var. O zaman burada neyi var arkadaşım? Soru sayısından da 176x doğrusu var. Bunları da toplayarak da yapabilirdin. Evet geldik artık son çeşit sorumuza. Rutin olmayan problemler ya da sayısal yetenek soruları. Aslında bunları bazıları sayı problemine ekleyebilir. Ama burada konu anlatım kısmında çok bir şey yok. Yani rutin olmayan problemlerde geçen senelerde ben şöyle bir şey demiştim. Ne yapacaksınız? Gördüğünüz anda Allah'a dua edeceksiniz. Allah'ım inşallah yaparım diye. Çünkü bunların hiçbir taktiği hiçbir şey yok. Burada biraz daha yorumlama ve soruyu inşallah doğru anlama var. Aslı Betül ve Cem'in katıldığı bir bilgi yarışmasıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Yarışmada toplam 20 soru sorulmuş. Her soruya yalnızca bir yarışmacı cevaplamış. Her doğru cevabı 10 puan verilmiş. Her soruya yanlış cevaplandığında 10 puan düşülmüş. Diğer yarışmacılara 5'er puan eklenmiş. Bakın 5'i sayı harfle yazmışlar. Ama burada 5'e dikkat. Şimdi arkadaşım, burada çok önemli bir bilgi var. Doğruya ne yapıyorum? Ben 10 puan alıyorum. Bu adamın doğrusu, daha doğrusu Betül Betülcan'ın doğrusu ne? 10 puan alacak. O zaman 70 puanı var mı doğrulardan? Var. Yanlışlardan da bakın bunun yanlışlardan da ne olacak arkadaşım? 10 puan düşülecek. O zaman ben ne düşerim buradan? 20 puan düşerim. Olurum sana 50 puan. Bakın ben şu an 50 puanlık bir adamım. Bakın 50 puanlık bir adamım. Ama benim puanım 60. Ne oluyordu? Dışarıdan da bana beşer puan ekleniyordu. Ne? Karşı rakiplerim yanlış yaparsa. E bana ne eklenmiş arkadaşım? 70, 20 düştü 50. Bana 10 eklenmiş. 10 eklendiyse demek ki dışarıda 2 yanlış var. Ha 2 yanlışım. Biri bu adamda, biri bu adamda. Süper. O zaman olayı çözdük. Peki bu adam 55 puan aldıysa yanlışından dolayı bir 10 puanı gidecek. Bakın yanlışından dolayı bir 10 puanı gitti. Ama diğer vatandaşların yanlışlarından dolayı 10 puan, 15 puan geldi. Çünkü 3 yanlış var dışarıda. Benim doğrum kaç olduğunu bilmiyorum. Doğru yazabilirim buraya. Bu adamın doğrusu 10 çarpı D eşittir. Ne olacak arkadaşım? Doğruları sayısı kadar 10 puan alacak. Ben burada ne yapacağım? Eşittir değil bu arada. Eksi 10 puan düşecek benden. Yalnız diğer yarışmacılardan da 15 puan gelecek. Bu da bana 55 puan edecek. 15'i karşıya attım 40. Buna attım 50. Demek ki burada da 5 tane soru doğru bilmişim. Bakalım doğru mu? Söylüyorum. 5 soru bilsem 50 puan aldım. 10 puan gitti, 40 puanım kaldı. Bunlar yanlış yaptı 3 tane toplamda. Bana 55 geldi. Süper. Devam ediyorum o zaman. Toplam piyasada kaç soru vardı? 20. 5, 7 daha 12. 13, 14, 16. O zaman bu Aslıcık da ne yapmış? Toplam 4 tane doğru cevaplamış. 4 doğru 40 puan. Hemen yazayım. Bir yanlış eksi 10 puan. Dışarıdan da 3 puan 3 tane doğru geldi. Artı 15 daha gelecek. O zaman 40, 30 artı 15'ten dolayı 45 puan olmuş oldu. Aslı'nın puanını soruyordu. Aslı'nın puanı da 45'miş demiş oldu. Gördük mü? Hiçbir konuyla alakası yok. Direkt rutin olmayan bir problem. Sayısal yetenek istemiyor şu an burada. Ama rutin olmayan bir problem. Çok da güzel bir problemdi. Olayı çözmüş olduk. 11, 16. Burada da 4 tane var. 20 tane soru. Herkes cevaplamış oldu. Yanlışlar doğrular. Hepsi e, günah helal. Hepsi burada bunların. Geldik son sorumuza ve son sorumuzda yaptıktan sonra ödüllü soruyu göstereceğiz ve olayımız bitecek. Gerçekten müthiş bir e, problemler oldu. Bayağı da ÖSYM'nin kafasına da girdik. Gerçekten bayağı sorularda da taktiklerde oldu. Bir okul servisinin koltuk sıralaması yukarıda verilmiştir. 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor. Aynı serviste okula giden Volkan, Gökhan, Mert'in oturdukları koltuklar hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. Volkan'ın numarası çift koltuklar Volkan çift numaralı koltukta oturuyor. O zaman demek ki Volkan Volki Tolki burada bir yerde. Çiftler burada. Gökhan'ın numarası 5'e bölünenler. O zaman bakın Gökhan'ı da kırmızıyla işaretleyelim. Gökhan 5'e bölünenler de bir yerde. Zaten 5 10 15 20'den biri olacak. Mert Gökhan'ın karşısında oturuyor. O zaman Mert ne orada nerede oturabilir? Mert'i de bakın burada Mert'i yeşil yapalım. Gökhan'ı kırmızı dedik. Lacivert'te de Volkan'ı dedik. Tabii sınavda bu kadar kalemimiz var mı hocam bizim? Yok. Mert'e de ne dedik arkadaşım? Tam karşısında oturuyor dedik. O zaman buralarda oturabilir. Onu da söylemiş olalım. Geçtik. Volkan Mert'ten. Bakın Volkan Lacivert'ti. Yani bunlardan birinde oturuyordu. E, Mert dediğim şey de yeşildi. Mert de ya burada ya burada oturuyor. Ve 8 sayı daha küçük noğlu bir koltukta oturuyor. Volkan 8 sayı daha küçük oturuyor. E burada oturduğuna göre e, bu 6 olsa e, buradan oturamıyor. E, 9'un küçüğü 1 bu tarafta değildi çiftti. O zaman demek ki direkt 16'nın küçüğü 8'de Volki Tolki Volkanımız ne yapıyormuş? Hemen 8'de oturuyormuş. Demek ki Mert'ten 8 sayı daha küçük olduğuna göre 8 ne oldu koltukta oturuyormuş. Mert'inki de 16. Nerede ne oldu burada da? e, ee, Gökhan'ınki de 15 olmuş oldu. Gerçekten de değişik bir soru. Sayısal yetenek birazcık istiyor. Rutin olmayan bir problem. İşte karşında ödül soru. TYT problemlerden beklenti nedir? Kaç net bekliyorsun? İnşallah o beklentini alırsın dedik. Yorumlara yüklenin bakalım. Like butonunu kırmayı yüklenin. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz.